Selamun aleyküm sayın seyirciler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Yedi ülke askerleri Doğu Türkistan'da toplandı. Çin, Rusya ve Özbekistan'da aralarında bulunduğu 7 ülke askeri personeli Doğu Türkistan'ın Korla şehrinde uluslararası askeri oyunlar yarışmasına katıldı. Çin komünist rejimi uluslararası düzeyde Uygurlara yönelik soykırım iddiaları ve Pekin kış olimpiyatlarının başka bir ülkeye devredilmesinin gündemde olduğu bir dönemde Doğu Türkistan'ın Korla şehrinde yine uluslararası askeri oyunlar yarışması adı altında bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Çin medyasında çıkan haberlere göre 2015 yılında Rusya tarafından başlatılan ve her yıl çeşitli rejim devletlerin katıldığı askeri yarış oyunlarına bu yıl Korla şehri yine ev sahipliği yapıyor. Bu askeri müsabakaların Korla'da 4. kez yapıldığı biliniyor. Neden Korla'da yapılmakta olduğu ise tam bir muamma. Gözlemciler Doğu Türkistan'da soykırım yapmakla suçlanan Çin'in dünyaya siyasi mesajlar vermek ve Doğu Türkistan'daki halkın kalbine korku salmak amacıyla her seferinde bu askeri oyunlarını Korla şehrinde gerçekleştirmesinin kasıtlı organizasyon olduğunu kaydetti. Bilgilere göre 2021 Uluslararası Askeri Oyunlar Yarışması açılış töreni 22 Ağustos Korla'da yapıldı. Törene Rusya, Beyaz Rusya, Özbekistan, Venezuela ve Vietnam'da dahil olmak üzere 7 ülkeden askeri personeller katıldı. Çin haber ajansının konuyla ilgili verdiği haberine göre yarışma 4 Eylül'e kadar devam edecek ve bu süreçte çeşitli ülkelerden birlikler Savurov saldırısı, temiz gökyüzü ve güvenli çevre adlı 3 kategoride 10 tür kapsamında yarışacak. İngiliz milletvekilleri Çin şirketlerinin tıbbi malzeme satın almamasını istedi. İngiliz Guardian'ın verdiği haberine göre İngiliz İşçi Partisi milletvekili Emily Thornbey, İngiltere'yi tıbbi malzeme satın alma işlemlerinde Doğu Türkistan'daki Çin şirketleriyle ticaret yapmaması talebinde bulundu. Bayan Thornbey, İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'a kendisini uyaran bir mektup yazarak İngiltere'nin maske ve önlük de dahil olmak üzere tibbi ekipman alımı için 5 milyar dolarlık yeni sözleşmenin Doğu Türkistan'da zorla çalıştırma yapan Çinli şirketlere verilmemesini talep etti. İngiliz milletvekili Emily Thornbey mektubunda bilindiği üzere son yıllarda Çin toplama kamplarında ve hapishanelerde alıkonulan Uygurları Doğu Türkistan'daki Çinli fabrikalarda, pamuk tarlalarında büyük ölçekli ve sistematik zorunlu çalıştırıyor. Ayrıca Çinli yetkililer sözde istihdam adı altında Uygurları başka yerlere zoraki çalışmak üzere sürgün ediyor ifadelerini kullandı. Bayan Thornbey, Bakan Sajid Javid'in İngiltere'nin daha önce yaptığı sözleşmedeki tıbbi malzemelerin zorla çalıştırmayla ilgili yönündeki haberlere acil tepki göstermesi gerektiğine fazla zaman kalmadığını belirterek sizin zorla çalıştırma sorununu nasıl çözeceğinizi bulmak için yalnızca bir hafta gibi bir süreniz kaldı dedi. İngiliz milletvekili ayrıca hükümeti Çin'in Uygurlar üzerindeki baskısını eleştiriyor ancak somut bir adım atmıyor diyerek tepki gösterdi. Avustralya zorla çalıştırmaya karşı gümrük yasasını revize etti. Avustralya Uluslararası Radyosu CBC'nin verdiği haberinde Avustralya Sanatosu'nun Doğu Türkistan'da Çin Komünist Rejimi tarafından zorla çalıştırma ürünleri ve köle işçiliği yasaklamak için gümrük yasasını değiştirdiğini bildirdi. Habere göre Avustralya Parlamentosu 2 haftalık bir toplantının ardından 23 Ağustos'ta modern kölelik karşıtı yasa tasarısını meclisin onayından geçirdi. Yasa teklifi bağımsız bir milletvekili olan Rex Patrick tarafından yapıldı ve tasarı Senato tarafından oy çokluğuyla kabul edildi. Yasa Avustralya şirketlerinin zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlere ithal etmesini yasaklıyor. Rex Patrick tarafından önerilen ve Çin Komünist Partisi'nin köle işçi çalıştırma politikası dile getirilen tasarıda gümrük yasası kapsamında Avustralya'ya ithal edilen zorla çalıştırmaya dahil olduğu düşünülen tüm mallara el konulacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan milletvekili Bay Patrick, Doğu Türkistan'da binlerce Uygur'un zorla çalıştırıldığına dair inkar edilemez kanıtlar olduğunu vurgulayarak, Avustralya Ulusal Meclis üyesi olarak konunun peşinde olacağını ifade etti. Bilgilere göre tasarının Senato tarafından onaylandıktan sonra Temsilciler Meclisi tarafından incelenip onaylanması bekleniyor. Temsilciler Meclisi'nin onayıyla zorla çalıştırmayla ilgili her türlü ürün, yasak olan pornografi, silah ve mühimmat uyuşturucularla aynı şekilde cezalandırılacak. Tasarı İşçi Partisi, Yeşiller Partisi ve bazı tarafsız milletvekilleri tarafından desteklendi. Ancak iktidar koalisyonu buna karşı çıktı. Yerel insan hakları örgütleri, Doğu Türkistanlı kuruluşlar ve sendikalar oy birliğiyle meclisin ve Ticaret Bakanlığı, Savunma Bakanlığı'nın elini güçlendirmek için bahse konu yasa tasarısının yürürlüğe girmesi çağrılarını yeniliyor. Amerika Birleşik Devletleri geçen ay Doğu Türkistan'da üretilen tüm malların zorla çalıştırma yoluyla üretildiğini öngören benzeri bir yasa tasarısını onaylayarak Çinli şirketlere yaptırım uygulamıştı. Çin 3. köprü anlaşmasını iptal etti. Bloomberg Economic News'in 22 Ağustos'ta verdiği haberine göre bir grup Çinli yatırımcı Türkiye'deki 3. köprünün hisse alım anlaşmasını iptal etme planını açıkladı. Grup içindeki şirketlerden Zhejiang Expressway'dan yapılan açıklamaya göre sendika sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi ve sözleşme kapsamında herhangi bir ücret ödenmemesi nedeniyle sözleşmeyi iptal etmek istediği belirtildi. Bloomberg'in önceki haberinde görüşmelerin durduğu ve görüş ayrılıkları nedeniyle görüşmelerin tehlike altında olduğu belirtilmişti. Haberde ayrıca Çin virüs salgınının da görüşmeleri etkilediği belirtiliyor. Bilgilere göre Çinli iş grubu China Hinkwai Expressway Project and Technology Hisse Kontrol Şirketi köprünün %51 hissesini yaklaşık 689 milyar dolara satın almak için 2019'dan bu yana 5 farklı yatırımcıyla görüştü. 1.4 kilometrelik Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları 2016 yılından bu yana hizmet veriyor. Köprüyü inşa eden İtalyan Astaldi grubu ekonomik sıkıntıları nedeniyle hisselerini satmıştı. Diğer yatırımcıların hisse kontrol meselesi ve Çinli yatırım ekibinin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yapacağı yatırım konusunda bankalarla görüşmesi salgın nedeniyle ertelenmişti. Konuyla ilgili görüşmelerde anlaşmazlık yaşandığı söyleniyor. Bilgilere göre plan başlangıçta Sanayi ve Ticaret Bankası, Çin Bankası, Çin Ticaret Bankası da dahil olmak üzere bankaların desteğine sahip olmuştur. Ancak yeniden yatırım için nihai koşullar konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıkmış ve Çin tarafı sözleşmenin feshine karar verdiğini açıkladı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.